Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz ve Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Tabii biraz önce konuştuk. Çok önemli şeyler söyledi Selçuk Özdağ. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Yani AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu diye bir resmi kurulu var. AKP'yi yöneten kurul. Bu kurulda hem Osmanlı Ocakları hem Sedat Peker konusunun gündeme getirildiğini bir MYK üyesince tartışıldığını ve bundan destek alınıp alınmayacağı konusunun konuşulduğu, Osmanlı Ocağı konusunda sorun çıkmadı ama Sedat Peker konusunda bazı tereddütler olduğunu söyledi. Sayın Davutoğlu'nun o dönem buna karşı çıktığını söyledi. Tabii bu 2016 yıl sonraki yıllarda Sedat Peker hem mitinglerini yaptı, hem AKP'ye destek verdi, hem barış akademisyenleri ilgili oluk oluk kan akıtacağız dedi. Yani Sedat Peker MYK'da tartışılan her şeyi yaptı. Ama sonra yolları ayrılınca da bugün bu noktaya geldi. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı Sayın Fethi Özçelik. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Açıkar. Pardon, çok özür diliyorum. Fethi Açıkar. Sayın Başkan, iki şey soracağım. Bir, biraz önce Selçuk Özdağ'ı izlediniz mi? Evet, kısmen izledim. Şimdi bir partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiye destek amacıyla bir çete liderinin, mafya reisinin adı nasıl gelir? İki, Osmanlı Ocakları çok tartışılan bir şey biliyorsunuz. Bunlar özellikle sokakta devriye gezen arabalar, kısmen silahlanmalar, tehlikeli bir örgüt ve AKP bir dönem bunun aralarında bir ilişki olmadığını iddia etmişti. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman bunlar AKP'de o zaman tartışılmış mıydı ki, tartışılmış diyor Selçuk Özdağ, bugün Sedat Peker biz bunları yaptık diyebilsin. Şimdi Sayın Ertürk, burada çok gerçekten çok Cumhuriyet tarihimiz açısından ve Türkiye'nin devlet gelenekleri açısından ve aynı zamanda hukuk devleti, anayasamız ve temel hak ve özgürlükler açısından çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu vahim tablonun arkasında yatan şey şu: Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kurumları ve kadroları adeta tasfiye edilmiş durumda. Türkiye bugün bir devlete sahip değilmişçesine bir aile tarafından, bir zümre tarafından, bir şirketler topluluğu tarafından ve en kötüsü de bir mafya örüntüleri tarafından yönetilen ülke görüntüsünde. Şimdi bir hukuk devletinin, bir devletin en temel vasfı kurumlarının, kurallarının ve kadrolarının belli olmasıdır. Bu anayasal çerçeve içerisinde ve belli bir hiyerarşi içerisinde devletin işlediğinin göstergesidir, güvencesidir. Bugün tam olarak bunun kaybolduğunu görüyoruz. Karşılaştığımız tablo şu sevgili Fatih Bey. Türkiye'de çeteler ve çetelerden oluşan ağlar siyasetin içine sızmış. Siyasetçilere 10 bin dolara yakın para verdiklerini iddia ediyorlar ve Sayın İçişleri Bakanı da bunu dile getirdi. Fakat ne isim zikretti ne de bunun üzerine bir soruşturmayla gidileceğine ilişkin ipucu verdi. Çeteler devlete sızmış, siyasete sızmış, ekonomiye sızmış, ihalelere, özelleştirmelere, uluslararası ticari anlaşmalara sızmış. Ve bu son döneme işte karşılaştığımız şey şu: mafya maalesef dış politikaya da sızmış. Şimdi siz şöyle bir devlet tahayyül edebiliyor musunuz Türkiye'de? Devletin bütün kurumları iflas ettirilmiş, çökertilmiş, adeta eli kolu bağlanmış. Bu ülkenin namuslu bürokratları, namuslu, liyakatli kadroları yasalara uygun bir şekilde, anayasaya uygun bir şekilde görevini yapmak istiyor. Fakat bunlar kısıtlanmış. Bunların yerine menfaat çeteleri, mafya çeteleri, ihale çeteleri siyasete sızıyor, devletin bürokrasisine sızıyor, ekonomiye sızıyor ve dış politik kararlara, ulusun güvenliğini ilgilendiren meselelere sızıyor. Ülkenin itibarını yurt dışında ve yurt içinde, ülkenin ekonomisini, üretimini yurt içinde ve yurt dışında karar alma mekanizmalarını felç ediyor. Bir şey sorabilir miyim? Bir ülke kendi iç güvenliği ve dış güvenliği, özellikle dış politikadaki güvenliği daha önce ama sonuçta iç güvenliğini de etkiliyor. Bu kadar riskli ve bu kadar özel bir konum, başka bir ülkeye silah gönderme konusunda
Niye bir çete liderini, bir mafya liderini aracı yaparsın ki? Sedat Peker diyor ki benim üstümden gönderdiler. Eğer doğru söylüyorsa, ki şimdiye kadar kimse Sedat Peker yalan söylüyor diye bir açıklama yapmadı devlet kademesinde, hükümet kademesinde, ülkeyi yönetenler. Yani devlet bu kadar aciz mi ki bir çete liderin sırtından bir ülkeye, hem de uluslararası şeyi, evrensel ilkeleri bir kenara, uluslararası hukuku bir kenara iterek bir mafya liderinden medet beklesin ve onun üzerinden silah yollasın? Bu normal mi? Bakın, sorunuz çok güzel. Diyorsunuz ki devlet bu kadar aciz mi? Devlet aciz değil. Devletin her şeye rağmen vatanını seven, demokrat, liyakatle çalışan ve çalışmak isteyen kadroları var. Fakat aciz olan hükümet, tek adam hükümeti, saray hükümeti, tek parti hükümeti aciz içinde. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir dış politika meselesi uluslararası hukukun gündemine birinci derecede dahil olabilecek bir mesele taşeronlara ihale edilsin. Bir ülke bu kadar başıboş bırakılabilir mi? Bir ülkenin devlet kurumları bu kadar bypass edilebilir mi? Anayasası bu kadar bypass edilebilir mi? Dışişleri Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na kadar pek çok alanı ilgilendiren ithamlar dolaşıyor. Bakın, devletin içine yerleştirilen diyorum çünkü 1990'ların ortasında biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu kararıyla mafyaların ulusal güvenlik için bir tehdit olduğu, bir tehlike olduğu tescil edilmişti ve mafyayla mücadele bir ulusal güvenlik sorunu olarak masada resmi dokümanlara işlenmişti. Aradan 20 yıl geçmeden, 10 yıl geçmeden Adalet ve Kalkınma Partisi tam da sizin söylediğiniz gibi devleti aciz içine düşürecek, kurumları aciz içine düşürecek bir noktaya geldi. Burada peki ne yapıyor saray hükümeti, tek adam hükümeti? Bakanlar ne yapıyor Sayın Ertürk? Üç maymunu oynuyor. Bakın, ortada birbiriyle çatışmaya başlayan çıkar çeteleri, birbiriyle çatışmaya başlayan bakanlar, bürokratlar, sarayın bürokratları, birbiriyle çatışmaya başlayan mafya örüntüleri var. Evet, bu arada bir altyazımız var. Son dakika, onu da sizinle birlikte okuyalım. Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması, S-400 kontrolü bizde olacak. Rus askeri uzmanlar Türkiye'de olmayacak demiş. Daha önce söylemişlerdi bunu ama bugün teyidini yaptılar sanırım. Tamam, bunu da konuşuruz. Evet. Devletin kurumlarının çalışması gereken bir yerde Adalet Bakanı bugün susuyor. İçişleri Bakanı bugün 10 bin dolar rüşvet aldığı ileri sürülen siyasetçiyi bildiğini fakat ismini vermeyeceğini söylüyor. Ülkenin kurumlarının çalışması için gerekli olan hakimler, savcılar harekete geçmiyor. Cumhuriyet savcıları harekete geçmiyor. Saray hükümeti bugün bu çürüme karşısında üç maymun oynuyor. Görmüyor, duymuyor ve konuşmuyor. Görmüyor, duymuyor ve konuşmuyor. Fakat millet konuşuyor. Millet neyi konuşuyor? Aziz milletimiz neyi konuşuyor? Bir taraftan sosyal devlet olarak çalışması gereken, hukuk devleti olarak çalışması gereken kurumların böylesine zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde ortada olmamasını konuşuyor. Yardıma koşmamasını, adalet dağıtmamasını, sosyal devlet vasfını yerine getirmemesini, sokakta inleyen ızdırap içerisindeki on milyonlarca yurttaşın derdine derman olmamasını konuşuyor. Bir tarafta çıkarları paylaşamayan, kendi içinde masa altından tepişen bakanlar, bakan yardımcıları, iş adamları, iş adamlarının yeğenleri, mafya liderleri, mafya liderlerinin alt şebekeleri, en üstte bunları sarayın penceresinden izleyen üst düzey yetkililer, öteki tarafta yapayalnız bırakılmış, açlıkla terbiye edilen, yoksullukla terbiye edilen, işsizlikle ve borçla terbiye edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 84 milyon yurttaşı. Saray hükümeti işi mafyaya, işi çetelere, işi menfaat zümrelerine, aile çevrelerine ihale ederek bu milleti devletsiz, bürokrasisiz, anayasasız ve hukuksuz bıraktı. Şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor insan. Haklısınız, bu konuda size katılıyorum. Yani devletin kendi organları var. Mesela eğer bir ülkedeki askeri bir hareketlilikte o ülkeye kendi çıkarları uğruna bir operasyon gerekiyorsa MİT var.
askeri istihbarat var, özel kuvvetler var. Hatta jandarmanın bile özel timleri var. Yani en kötüsünden bahsediyorum. Yani bu diğer dış istihbarata yönelik güçler dışında kalan dışlar, kalan güçler diye düşündüğünüz zaman. Yani bütün bunlar SAT var. Elinizde çok özel güçler, kuvvetler varken niye bir Sadat diye başında Mehdi gelecek ben ona hazırlık yapıyorum diyen bir eski generalin ne yaptığı çok belli olmayan ve bir şeriat anayasası hazırlamak iddiasında olan bir askeri kuruluşa siz, asker olduğu iddia eden bir sivil kuruluşa siz o ülkeye silah gönderme işini veriyorsun. Ya bu nasıl bir aymazlıktır? Yani nasıl bir ülke bütün geleceğini bir mafya reisiyle bir ne olduğu belli olmayan bir kuruluşa bırakır, bir özel kuruluşa? Bu normal mi? Hiçbir şekilde normal değil. Bu tam da ne demek biliyor musunuz? Devletin egemenlik yetkilerini artık kullanmaması ve devretmesi demek. Bir devletin egemenliği kendi askeri kadroları üzerinde, hukuki kadroları üzerinde, ekonomik kaynakları üzerinde ve siyasi karar alma süreçleri üzerinde tam yetkiye sahip olması demektir Fatih Bey. Şimdi eğer siz dış politikayı Sadat'a, iç güvenliği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kanıyla banyo yapacağını söyleyen ya da kimin dost kimin düşman olduğunu ifade eden farklı mafya ve çete gruplarına ihale ederseniz bu ülkenin Milli Savunma Bakanlığı da boşa düşer, İçişleri Bakanlığı da boşa düşer. Bu ülkede eğer mafya adalet dağıtmaya, insanları, gazetecileri, siyasetçileri sokakta dövmeye ya da onları tehdit etmeye, onların sicil numaralarını araştırıyoruz, savcıları araştırıyoruz diye saraya yakın troller mesaj atmaya başlarsa bu ülkenin Adalet Bakanlığı da iflas eder. Yani bir tefessüh ve tefellüs Osmanlıcasıyla ifade etmek gerekirse fes olunan ve iflas eden kurumlardan oluşur. Bu Türkiye'nin yönetilemediğini fakat daha ileri gitmek gerekirse Türkiye'de siyasetin çürütüldüğünü, devletin çürütüldüğünü, ekonominin çürütüldüğünü, dış politikanın çürütüldüğünü ama nasıl çürütüldüğünü mafyaya ve suç şebekelerine ihale edilerek çürütüldüğünü bize gösterir. Bu devletin devlet olmaktan vazgeçmesi demektir. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 84 milyon yurttaşının hafızasında, benliğinde hukuk devletine ve sosyal devlete egemen bir dış politika izleyen, yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesine bağlı bir dış politikayı bekleyen yurttaşların beklentilerine bu düzen tamamen aykırıdır. Bu düzen bunun tamamen dışındadır. Devletsiz, hukuksuz, anayasasız Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını yönetmeye çalışan saray rejiminin iflas ettiğinin de göstergesidir. Sadat'ın bu tür kirli işlerde kullanılması devlet açısından bir aciziyettir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bütün devletler siyasi ya da uluslararası operasyonlarını, savaş operasyonlarının bir bölümünü gizli yapabilirler. Ama kirli, hukuki olarak ne olduğu belli olmayan çetelerle, yapılarla, paramiliter gruplarla bunları yürüttüğünüz zaman günün sonunda gerçekler ortaya çıkar ve herkes eteğindeki taşları, fasulyeleri döker. Bugün karşılaştığımız odur. Çıkar şebekeleri, mafya şebekeleri, yolsuzluk zümreleri, ihaleleri, çeteler, ihale çeteleri paylaşım savaşında birbirleri içerisindeki çıkar çatışmasından ve entrikalardan milletin gündeminden ne kadar uzaklaştıklarını gösteriyorlar. Bunu kaygıyla izliyoruz, endişeyle izliyoruz ama sadece izlemiyoruz. Bütün hukuki tedbirleri almak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Peyderpey de bu hukuksuzluğa ve devletin kendi egemenlik haklarından vazgeçmesine karşı sarayın Türkiye'ye empoze ettiği bu çürümeye karşı da hukuki ve siyasi tedbirleri alıyoruz. Arkadaşlar bu El Nusra'nın görüntüleri vardı. Rica etsem sizden El Nusra'nın bir görüntülerini getirin ki yani bu
silahı kime göndermiş? Ya da Sedat Peker'in iddialarını konuşuyoruz burada. Bu bir mafya reisi iddiadır bunlar ama sonuç olarak El-Nusra kim? Nasıl? Nasıl insanlar? Neye benziyorlar? Eğer bir getirirseniz bu görüntüleri El-Nusra ya da ÖSO'nun içinde var yine Özgür Suriye Ordusu içinde. O görüntüleri de bir gösterelim. Şimdi tabii burada konuşulması gereken iki önemli konu var. Biraz önce yine tartışmıştık burada. Eğer El-Nusra terör örgütü olarak 2016'dan bu yana değil mi? Birleşmiş Milletler ve NATO El-Nusra'yı terör örgütü olarak kabul etti. Bu silah sevkiyatı da 2017 yıllarına denk geliyor. Yani Sedat Peker'in ifade ettiği. Eğer bu doğruysa, eğer bu iddialar doğruysa, bu uluslararası hukuk dilinde terör örgütü olarak kabul eden bir örgüte silah sevkiyatı yapmak, Türkiye'yi bugün yönetenleri uluslararası hukuk anlamında, Lahey Adalet Divanı dahil bir şekilde birilerinin karşına çıkma durumunda bırakmayacak mı? Ya şimdi biz hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası platformlarda mağdur edilmesini, devletimizin ve kamu görevlilerinin hak etmedikleri yanlış ithamlarla karşılaşmasını arzu etmeyiz. Bu doğru değildir. Çünkü sonuçta siyasiler bugün vardır, yarın yoktur. Yöneticiler bugün vardır, yarın yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne dokunacak bir leke, kondurulacak bir leke bizden sonraki bütün nesilleri bizimle birlikte bağlar. Dolayısıyla devleti yönetenlerin dış politikada, özellikle dış politikada çok dikkatli olması gerekiyor. Bakın Nusra dediniz, El-Kaide'nin farklı branşları dediniz, İhvan'ın farklı branşları. Orta Doğu'da büyük bir kaos ve büyük bir istikrarsızlığa neden oldular. Biz ilk günden itibaren ne dedik Fatih Bey? Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözetelim. Radikal silahlı güçlerle hiçbir şekilde işbirliği görüntüsü ve pratiği içerisinde olmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim politikamız bölgedeki bütün uluslarla, bütün halklarla barışçı dış politikayı, geleneksel barışçı dış politikamızı devam ettirmektir. Suriye ile, Irak'la, İran'la ve diğer bütün komşularımızla iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğünü ihlal etmeme ilkesine, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini uygulayalım dedik. Biz Orta Doğu barış ve işbirliği perspektifinden Orta Doğu'nun iç savaşlarına müdahil olmayalım dedik. Fakat hükümet tam tersini yaptı. Hükümet böcekleri birbirine kırdırarak, örgütleri birbirine kırdırarak kendince bir büyük Orta Doğu projesinin taşeronluğuna ve eş başkanlığına soyunarak Nusra'dır, El-Kaide'dir, şudur budur. İsmi 3 ayda 6 ayda bir değişen radikal silahlı örgütlerle işbirliği görüntüsü verdi. Bu Türkiye Cumhuriyeti için kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel, klasik, güvenilir, bölgede istikrarı gözeten dış politikası açısından kabul edilebilir bir şey değil. Ama bugünkü noktada Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olmadığı için yani şu an mevcut hükümet en az 2 yıl daha, ki erken seçim olmazsa, bu dış politikayı böyle götürmeye devam edecek. Yani, çok yanlış. Çok ama yanlış. Yani ondan sonra yeniden Türkiye'yi bu dediğiniz eksene çekmek yani çok zaman, çok enerji, çok efor gerektirmeyecek mi? Bütün ülkelerle aramız bozuk. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde Suriye'nin kuzeyindeki o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer aldığı o sınır çizgisi, o bölümler konusunda ne yapacak? Bakın tam da mesele burada şekilleniyor Fatih Bey. O kadar önemli bir noktaya temas ettiniz ki sizin küçük radikal gruplarla yaptığınız, kurduğunuz sağlıksız ve dogmatik ilişki Türkiye'nin güvenliğini de tehdit ediyor. Sadece Suriye'nin değil, bugün ortaya çıkan şey o. Bakın bugün Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı meselesi emperyal güçlerin çizdiği tablonun içerisinde kendine kurnazca yer ayırma meselesinin faturasını en çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödüyor. Bakın 3 yıl öncenin rakamlarıyla 40 milyar dolar, bu senenin rakamlarıyla muhtemelen 50 milyar dolara yakın para harcanmış. Türkiye 4 milyonu aşkın Suriyeli göçmene bakıyor. Suriye sınırları içerisinde, demin söylediğiniz gibi İdlib'de dahil olmak üzere, Afrin'de dahil olmak üzere pek çok yerde hastane yapıyor, ev yapıyor, yardım yapıyor. Peki, bunların da milyarlarca dolarlık maliyeti var.
Peki bu 50 milyar dolar dediniz. Bunun bir kontrolü, hesabı nereye harcandı? Ben bunu harcadım deyip geliyor mesela. Bunun Danıştay bunu denetleyemiyor. Sonuç olarak Sayıştay denetleyemiyor. Bunun için özel bir denetim kurulu da yok. Peki yarın öbür gün çıkıp derse ki şu mevcut hükümet ben 50 milyar doları Suriye'ye harcadım. Nasıl anlayacağız bunu? O kadar büyük yolsuzluk, o kadar bir hukuksuzluk ve kayıt dışılık söz konusu ki bu konuda. Yani bizim dış politikamızı Adalet ve Kalkınma Partisi, saray rejimi nasıl rayından çıkardıysa göçmen politikasını da rayından çıkardı. Suriye politikası da rayından çıktı. Yani bugün Türkiye'yi bir devlet aklıyla yönettiğini ileri sürebileceğimiz bir zevat, bir devlet erkanına sahip değil Türkiye. Başı kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya kendini savuran, bir oraya bir buraya dönme dolap gibi yaranmaya çalışan bir hükümetle, bir tek adam saray hükümetiyle karşı karşıyayız. Bakın demin S-400 ile ilgili bir haber yayınlandı. 2016'da Rus uçağı düşürüldüğünde Samandağ'ın hemen, Yayladağ'ın hemen güneyinde bizim dış politikamız 180 derece Amerika hattından savrularak S-400 alınmasıyla birlikte Rusya Federasyonu hattına oturdu. Şimdi Türkiye gibi itibarlı büyük bir ülke, nereden geldiği ve nereye gideceği belli olan bir ülke, kurumları, kadroları belli olan bir ülke, pimpon topu gibi dış politikada esir olamaz. Bir gün Nusra'yla, bir gün Salih Müslim'le, ertesi gün Kandil'dekilerle, bir sonraki gün başkalarıyla görüşemez. Günlük yapılıyor değil mi bu işte? Tutarsız, günlük ve dönme dolap, çarkı felek gibi bir diplomasi izleniyor. Bunun sonucunda da ne oluyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı sarsılıyor. Uluslararası hukukta, uluslararası ilişkilerde itibarı sarsılıyor. Milyarlarca doları ziyan oluyor. Gariban Suriyelilerden oluşan büyük bir nüfusa bakmak zorunda kalıyor. Kendi vatandaşı işsiz, Suriyeli fakir, göçen de mutsuz, misafir eden de mutsuz. Fakat daha önemlisi ne idüğü belirsiz, terör örgütlerine, radikal silahlı güçlere yardım eden bir ülke imajı oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak ediyor mu? Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz devlet merdiven altında mı kurulmuş? Yastık altında mı evrakları saklanmış? Bu ülkenin bir devlet aklı yok mu? Devlet aklı, basiret, kadim değerlerimiz diyen adamlar 3. sınıf bir bakkal dükkanı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını çalıştırıyor. Ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadroları yerinde duruyor. Hepsini çökerttiler. FETÖ çökertti, Adalet ve Kalkınma Partisi. Onun yerine Sadat geldi. Yani Sadat... O kadar ayıp bir şey ki. Yani bir demin söyledi burada akıl sağlığı tartışılacak bir generalin emrindeki bir özel kuruluşa sen kendi adına başka ülkeye silah göndertiyorsun. İkincisi bu adamı sen askeri baş danışmanın yapıyorsun, buna akıl danışıyorsun. Türkiye'nin politikalarını sen Mehdi'sin, senin gelmen için yerini hazırlıyorum diyen adama bırakıyorsun. Yani bunun faturası çıkmayacak mı bize? Çıkmaz olur mu? Çıkıyor zaten. Bakın şimdi kendi hayal mahsulü Orta Doğu tablosuna, resmine sahip olan bir insan, özel kuvvetlerin gayri nizami harp birliklerinin danışmanlığına getiriliyor ve MGK gibi, Milli Güvenlik Kurulu gibi kritik sayılabilecek toplantılara danışmanlık yapıyor. Bir tarafta bu duruyor, öteki tarafta da 29 Mayıs törenlerinde bu ülkenin kurucu lideri, bu ülkede her cephede savaşmış, imparatorluğun her cephesinde savaşmış, her cephede silah arkadaşlarını şehit ya da gazi vermiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kurucuya dünyanın 21. yüzyılda bile önemini tekrar ettiği, zikrettiği, kabul ettiği bir kurucuya iftira atan, hakaret eden, ne idüğü belirsiz, nereden geldiği, hangi zihinle hareket ettiği şaibeli olan bir imam çıkıyor ve Atatürk'e, bu ülkenin atasına hakaret ediyor. Şimdi çok, Orta Doğu politikasını nereden geldiği belli olmayan komutanlarla... Çok ağır bir hakaret o. Arkadaşlar o görüntüyü bir getirelim. Şu Ayasofya imamının yaptığı hakaret şeyi bir hazırlayın onu da. Onu bir verelim. Yani ki o Atatürk şimdi 1916'da Suriye'de birliklerimizi korumak adına misak-ı milli sınırlarına çeken
bir tek Mehmetçiğimizin bile tutunamayacağı cepheleri korumak için, Mehmetçiği korumak için boşaltan bu ülkenin kurucu değeri. Şimdi siz bu kurucu değere hakaret ediyorsunuz ve buna müsaade ediyorsunuz. Biliyorsunuz Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel ve partimiz suç duyurusunda bulundu. Evet, önemli. Barolar da bu ülkenin demokratları, yurtseverleri, bu ülkenin kurucu değerlerini üstlenen tüm STK'lar ve partiler de suç duyurusunda bulunacak. Diğer taraftan da IŞİD'le iş tutan insanları paramiliter örgütlerin danışmanı haline getiriyorsunuz. Yani bu bir şey değil mi? Bu bir yani tesadüf değil artık bunlar değil mi? Mesela Yalova'daki bir imam aynı şeyi söylüyor. Bu aynı şeyi söylüyor. Milli Eğitim İlçe Başkanı şeriat zamanıdır diyor. Akit gazetesi şimdi halifeliğin zamanı geldi diyor. Ayasofya'nın açılmasından sonra sırada halifelik var diyor. Yani bunları biz tesadüf yani öylesine işte diyemeyiz değil mi? Bunlar bir bütünün parçası gibi değil mi? Bütünün bir parçası ama Fatih Bey burada şöyle karamsarlığa kapılmamak lazım. Burada bütün bu örnekler neyi gösteriyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi kurduğu kadroların yönetim zihniyetinin çürüdüğünü gösteriyor. Çürüdü yani. Fakat bu ülkenin namuslu, dürüst bürokratları, subayları, akademisyenleri, iş adamları, kobisi, çiftçisi var. Bu ülke sahipsiz değil. Bu ülke çürümüş saray rejiminin kadrolarının, çürümüş siyasi kadroların oradan buradan 10 binler dolar, oradan buradan ihale alan, tank palet özelleştirmelerine giren, şeker fabrikalarına giren, Londra mahkemelerine adres göstererek ihalelere giren iş adamlarının dışında da bu ülkenin namuslu vatansever kadroları var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık yönetiminin sonunda çöktü. Bir çöküntüyle, bir çürümeyle karşı karşıyayız. Ama millet bunu görüyor ve buna cevabını verecek. O çöküntü şu şeyle, sizin hazırladığınız bir rapor var. Gerçekten çok ciddiye aldım. Önemli bir rapor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilim platformu politika notları derinleşen buhran aileleri dağıtıyor. Tek adam rejimi haneleri yoksulluğa ve çaresizliğe sürüklüyor diye bir rapor. Aynı zamanda bilim kültür platformunun başında Fethi Açıkel ve kendisi böyle bir rapor hazırlamış. Bu raporda rakamlar var. Özellikle verdiğiniz mesela aileler mutsuz, intiharlar artıyor, gençler yuva kuramıyor, aileler dağılıyor. Rakamları siz kendiniz verirsiniz. Halk sefalet içinde, iktidar borçlandırıyor, kepenkler kapandı. Yani bize bir anlatın bu rapordaki rakamlar. Yani ben bu raporu okuyunca yani Sedat Peker'i falan unutuyor insan ya. Burada bir büyük bir facia var. Yani geliyor yavaş yavaş. Şimdi tam da bu mafyalaşan mafya ittifakı, üçlü ittifakın sonucu olarak karşımıza ne çıkıyor Fatih Bey? Ekonomi sahipsiz, üretim sahipsiz, vatandaş sahipsiz, Türkiye'nin üretim için bekleyen, istihdam için bekleyen 10 milyonlarca emekçisi ve işsiz genci sahipsiz. Bir tarafta ihaleleri paylaşan, menfaati paylaşmaya, pozisyonları paylaşmaya çalışan çürümüş bir yönetim zihniyeti, öteki tarafta da bundan ızdırap duyan ailelerimiz. Bilim platformunun gerçekten çalışkan ve çok liyakatli genç kadroları, genç arkadaşlarımızla hazırlıyoruz. Biz tabii akademiyadan, STK'lardan ve tüm paydaşlardan katkı alarak bu raporlarımızı oluşturuyoruz. Bu raporumuzun en temel meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi, özellikle de Türkiye'de en önemli kurumlardan bir tanesi olan aile kurumunu nasıl çökerttiğini maalesef gözler önüne sermek zorunda kaldık. Yoksulluğun, çaresizliğin, intiharların ve borçluluğu yıllar içerisinde kötüleşen tabloyu ortaya koyduk. Boşanmaların artması, evliliklerin azaltması, gençlerin artık geçim korkusuyla evlenememesi, ev fiyatlarının, araba fiyatlarının, mobilya fiyatlarının yüzünden artık yuva kuramaması, 3 çocuk doğurun diye herkese vaaz veren bir zihniyetin aksine vatandaşın tek bir çocuğuna bile bez alamaması, mama alamaması, mamanın ve bebek ürünlerinin artık alarma takılması, bu Türkiye'nin ayıbıdır. Boşanmaların artması,
Türkiye'nin bir ayıbıdır. Sefalet endeksinde bakın Türkiye 60 ülke arasında sondan 4. sırada. Yani en dibe vurmak üzere. Yoksullukla, geçim sıkıntılarıyla uğraşıyor. Et tüketemiyor. Bu ülkenin yurttaşları protein tüketemiyor. Ama öteki taraftan pudra şekeri tüketen, yat limanlarına çöken, milyarlarca dolarlık villalarda oturan ve nereden geldiği belli olmayan ayakkabı kutularındaki paralarla suçüstü yakalandığı halde 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alan bir saray zümresi var. Bir tarafta millet, halk ızdırap içerisinde işsizlikle boğuşuyor. Öteki taraftan... Ama TÜİK bir rapor açıkladı sizin dediklerinizde. Yalan diyor. Diyor ki Türkiye %7.0 büyüdü diyor. Şimdi yani bunu neresinden tutacağız bilmiyorum ama yani şöyle diyor, Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye ekonomisi için 2021 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre gayri safı yurt içi hasıla 2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %7 büyüdü diyor. Ne anlayacağız bundan? Büyüyenin vatandaş olmadığı, büyüyenin esnaf olmadığı, çiftçi olmadığı, işsiz ev genci haline dönüştürülmüş gençlerimiz olmadığı çok açık. Esnafımız olmadığı çok açık. Bakın sadece 2020 Ekim ayına kadar 10 ay içinde 590 bin hanenin, abonenin doğalgazı kesilmiş. Elektriği kesilen, doğalgazı kesilen, mutfağa aldığı eti, sebzeyi gramajla ölçen bir Türkiye'de %7'lik bir büyümeden bahsediyor. Eğer TÜİK dürüst, saydam bir iş yapacaksa yoksulluk istatistiklerini, işsizlik istatistiklerini, enflasyon istatistiklerini anayasal bir görev olarak, yükümlülük olarak yurttaşlarımıza doğru açıklasın. Türkiye'nin büyümesinden, işsizliğin azalmasından, yoksulluğun ve borcun düşmesinden bizden daha fazla kimse mutlu olmaz. Ama olan bu değil. Bakın, Devlet İstatistik Enstitüsü Atatürk'ün 1926 yılında yurt dışından özel uzmanlar getirterek kurdurduğu bir kurum. Devlet İstatistik Bürosu Atatürk'ün direktifleriyle kurduruluyor. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda ülkenin kaynaklarını, maddi kaynaklarını, maden kaynaklarını, doğal kaynaklarını, tarımsal ürünlerini, insan kaynaklarını, nüfusunu sayacak bir kurum yok. Bir zorunluluktan doğuyor. Oradan geliyor bugün manipülasyonun, bugün evet, kamuoyunu yanıltmanın bir enstrümanına dönüşüyor. Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar nasıl kaybolduysa TÜİK'in bilgisayarlarında da Türkiye'nin hakikati kayboluyor. Evet, bu önemli. Bu arada Barış Soydan, ekonomist, aynı zamanda bir meslektaşımız. Sayın Soydan merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi %7 büyüdük. Hayırlı uğurlu olsun hepimize, vatana, millete. Çok hızlı bir büyüme. Yani %7 büyüme deyince eski günler aklıma geliyor benim. Demirel de açıklamalar yapardı yılda. İşte %7 büyüdük, %8 büyüdük. Halka çok yansımazdı ama en azından biz de sevinirdik. Şimdi nasıl bir büyüme bu? Ben rakamlara bakıyorum. Yani şurada size söyleyeyim ve sonra siz devam edin burada. Şimdi Ocak, Mart dış borçlar, Türkiye bu yıl Ocak-Mart döneminde dış borçları için toplam 3 milyar 188 milyon dolar faiz ödemiş. Yani sadece ödenen faiz bu. Ekonomideki rakamları söylemeye çalışıyorum. Yine burada özellikle burada ne diyor? İcra. Bu yeni bir rapor. Yine CHP'nin hazırladığı, dün tarihiyle hazırladığı bir rapor. Şöyle diyor. 5 ayda 2 milyon 754 bin yeni dosya geldi diyor. Şu an icralarda toplam 21 milyon 895 bin icra dosyası var diyor. Halkın borcunu söylüyor. 750 milyar liraya çıktı halkın borcu diyor. 34 milyon insan bir şekilde bankalara borçlu diyor. Peki nasıl %7 büyüdük biz Sayın Soydan? Yani bize bir anlatır mısınız bunun formülünü? Baz etkisiyle büyüdük büyük oranda.
Baz etkisi biliyorsunuz geçen sene pandemi Mart ayında başlamıştı. Türkiye'ye ulaşmıştı. Ve birinci 3 ayda yani geçen yılın birinci 3 ayında Türkiye %0.1 büyümüştü. Yani aslında geçen sene büyümemişti. Ondan sonraki ikinci 3 ayda, ikinci çeyrekte de %11 civarında küçülmüştü. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında. Yani önümüzdeki dönemde de içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte de büyüdüğümüzü, hızlı bir şekilde büyüdüğümüzü göreceğiz. Neden? Çünkü baz etkisi denilen işte bu. Geçen yılın büyümesi çok düşük olduğu için, çok çok düşük olduğu için ve bu yılki büyüme geçen yıla oranla hesaplandığı için, yani geçen yıla oranla biz ne kadar büyüdük? İşte %7 büyüdük diye baktığımızda çok yüksek bir oran varmış gibi gözüküyor. Ama siz de söylediniz, hiç bunu biz hissetmiyoruz böyle bir büyümeyi. Tam aksine işsizlik artıyor, işte borçlar, icra dosyalarında büyük bir patlama var gerçekten. Çünkü gerçek büyüme %7 falan değil. Şimdi bir kere gerçek büyüme için geçen 3 aya göre ne kadar büyümüşüz diye bakmamız lazım. Yani geçen yılın aynı dönemine göre değil de geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda %7, onu anladık. Ama geçen 3 ay yani 2020 yılının son 3 ayına göre biz aslında ne kadar büyüdük diye baktığımızda %1.7. Ve %1.7 de yani öyle bir yüksek bir oran falan değil. Son derece normal, hatta düşük denebilecek bir oran. Öbür yandan tabii şu da var. TÜİK'in verisine dair de benim şahsen ciddi kuşkularım var. Onu da söyleyeyim. Yani bir kere bu %7'de bir baz etkisi var ama bir de acaba TÜİK'in açıkladığı veri ne kadar gerçeği yansıtıyor? Şimdi geçtiğimiz yıllarda yani AKP iktidarında TÜİK büyümeyi yani gayri safi yurt içi hasıla hesabını, metodolojisini iki kere yeniledi. İki kere değiştirdi. Ve bu değişiklikler sonrasında bir gecede Türkiye'nin ekonomik büyümesi gayri safi yurt içi hasılasında bir sıçrama, birer sıçrama yaşandı. Bu metodoloji değişikliği sonrasında Türkiye'nin ekonomik büyümesi eskiye göre, yani eski derken hangi dönemi kastedelim? Mesela 1990'lar, işte Ecevit yıllar, Kemal Dervişli yıllar, hatta AKP'nin ilk dönemi, ilk yılları, ilk 3-5 yılına göre %30 daha fazla çıkıyor Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası. Bu sırf bu metodoloji değişikliği yüzünden. TÜİK'in yeni yöntemi, geçtiği yeni yöntem mesela inşaat sektörüne özel bir önem veriyor. İnşaat sektörünü dev aynasında gösteriyor ve inşaat sektörü hızlı büyüdüğü dönemlerde Türkiye olduğundan daha fazla büyüyormuş gibi gözüküyor. Bugün de aslında olan o. Bu yılın ilk 3 ayında inşaat sektöründe belli ki bu kamu yatırımlarıyla bir canlılık var gibi gözüküyor. Ama şimdi toparlayalım, iki noktanın altını özetleyelim. Buyurun. Bir kere %2'lik büyüme geçen yılın aynı dönemine göre geçen yıl %0 büyüdüğümüz için, o %0'la bugünü kıyasladığımız için olduğundan çok daha yüksek gözüküyor. Burada bir matematik oyunu var aslında, bir yanılsama var, bir illüzyon var diyelim. Bu illüzyon geçici bir illüzyon veya hatta bir çölde bir serap görüyoruz. İkincisi de TÜİK'in metodoloji değişikliği sonrasında zaten açıklanan verinin ne kadar doğru olduğu konusunda büyük kuşkular olması. Peki gerçek ne? Gerçek şu. Gerçek %28 geniş tanımlı işsizlik. Bunu artık TÜİK de açıklamaya başladı. İşsizliği %13 diye açıklıyordu bugüne kadar. Ama birkaç aydır bu bir ara TÜİK şeydeyken, yani Naci Ağbal görevdeyken böyle bir metodoloji değişikliği yaptı ve çok bu yöndeki eleştirilere dikkate alarak geniş tanımlı işsizliği açıklamaya başladı. Zaten DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu uzun zamandır gerçek işsizlik için geniş tanımlı işsizliğe bakmalıyız. Çünkü işten çıkarma yasağı var. Milyonlarca insan çoğunda ücretsiz izinde, bunlar çalışmıyorlar. 1400 lirayla devletin verdiği ayda geçinmeye çalışıyorlar. Ayda 400 lira. Ve
işten çıkarma yasağı kalktığında, devlet tarafından kaldırıldığında maalesef bu insanların büyük kısmı işsiz kalacak. Dolayısıyla gerçek işsizlik bunları da kapsayan, bu arada iş arama, iş bulmaktan ümidini yitirmiş, artık iş bile aramayan, işte biraz önce Fethi Bey söylediği gibi ev gençlerini, yani iş aramayan, hiçbir umudu kalmayan, babasının verdiği 3-5 kuruş harçlıkla ayakta durmaya çalışan gençleri de kattığımızda, yani gerçeğe baktığımızda, gerçek nedir? 10 milyon işsizdir. Türkiye'nin gerçeği 10 milyon, %27 gençlerin işsizlik bu da eder 10 milyon. 10 milyon korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Bu bir trajedi aslında. Ve %7 büyüme, peki hani ne oldu? Gençlerin işsizlik bir azalma var mı? %25 genç işsizliği var Türkiye'de. Var mı onların aralarında iş bulanlar? Genç işsizlik azalıyor mu? Kadınlar arasında işsizlik %35'e çıkmış durumda. %35. %30 kadınların, yani çalışmak isteyen kadınların %35 olduğu bir ülkede ekonominin %7 büyüdüğünü söylediğinizde, yani hani vatandaş, kusura bakmasın TÜİK yöneticileri, ama ne vatandaş inanır ne de biz inanırız maalesef. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir saptama yaptınız. Ben sizin adınıza Fethi Bey'e de bu soruları soracağım. Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler. Aslında çok detaylı bir çerçeve çizdi Sayın Soydan. Yani tabloyu koydu ortaya. Yani işsizlik konusunda, şey konusunda, rakamlar konusunda. Bir de sizin yayınladığınız bir rapor var. Haftalık bilgilendirme raporu. Bu raporda da rakamları veriyorsunuz. Bu güzel bir rapor. Evet. Yani bu rapordan da faydalanıyorum ben. Sayfalarına bakıyorum. Şimdi nasıl büyüdük biz %7? Yani siz bir öğretim üyesi olarak tam iktisat değil ama en azından iktisat derslerini almışsınızdır, biliyorsunuzdur. Büyüme dediğiniz zaman bir refah, toplumun harcama payında yükselme, yaşam kalitesinde yükselme, daha iyi koşullarda yaşama, daha az işsizin olması, daha çok insanın evine daha çok para getirmesi, çoluğunu çocuğuna daha refah bir seviyede, yüksek refah seviyesinde bir yaşam sunması, tatile götürmesi ya da insan gibi yaşaması. Bu tablodan bu çıkmıyor. Nedir bu kandırmaca? Bu tablodan bunun çıkmaması çok normal. Bakın sevgili Fatih Bey, Sayın Soydan çok güzel söyledi. Baz etkisi dedi. Yani 100 birimlik bir ekonomi 93'e düşüyor, küçülüyor. 93'ten %7 büyüyor. 93'ün %7'si yaklaşık %5,6 eder. 93'ün üstüne 5,6'yı eklediğiniz zaman %98 küsür ediyor. Yani %100'den 93'e düşüyorsunuz, %7 büyüdüğünüzde %100'e yine gelemiyorsunuz. Büyümüş gibi görünüyorsunuz ama daha önce küçülmeden önceki noktaya bile gelebilmiş değilsiniz. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu çok önemli. Türkiye'de 13 milyon üzerinde emekli ve emekli yakını düşük ücretle emeklilik maaşı alıyor. Türkiye'de 10 milyona yakın işsiz var ve Türkiye'de 10 milyon hane yeni ölçümlere göre 24 milyon hanenin 10 milyon hanesi yoksulluğun ve işsizliğin pençesinde. Bakın, borçluluk artmış, işsizlik artmış. Bunun üstüne hayat pahalılığı, enflasyon artmış. Bütçe açık veriyor fakat büyüme var. Demek ki burada halk küçülürken büyüyen başka bir sektörden bahsetmemiz gerekiyor. Hangi sektörler büyüyor? Borç veren sektörler büyüyor. Bankalar, bankacılık sektörü. Ve bu verilen kredilerin önemli bir bölümü iflas ertelemesine söz konusu olan krediler. Yani bankalar alacaklı ve büyümüş görünüyor ama aslında Türkiye'de bizim tabirimizle zombi dediğimiz, yani ne yaşayan ne ölü, hem yaşayan hem ölü şirketler var. Zombi şirketler var, zombi kombi şeyler var, kobiler var. Esnafın önemli bir bölümü borç öteliyor. Eğer iflasların ve borç ötelemenin sonu gelirse bu firmaların önemli bir bölümü kendini kapatacak. Yüz binlerce esnaf
kapanma noktasına gelmiş. Küçük üretici, tarımsal küçük üretici, küçük çiftçi hacizlerle baş edemiyor Fatih Bey. Hacizlerle baş edemeyen, ineğini hac ettiren, tarlasını, traktörünü hac ettiren yüz binlerce küçük çiftçi var. 2020 yılında kapanan ticari işletme sayısı 24 bine ulaşmış. Evet. Çok büyük rakam. Büyük rakam. Ki bu aslında buzdağının ucundaki, iceberg'in ucundaki parça, çok daha büyük borç öteleyen ve bugün olmasa yarın iflas ilan edeceğiz diye kapıda bekleyen yüz binlerce esnafı kapsamıyor. Çok büyük bir borç sarmalına girmiş durumda. Bakın 450 milyar dolara aşkın Türkiye'nin dış borcu var. Bunun önemli bir bölümü, 300 milyar dolara yakınlık kısmı özel sektörün, 150 milyar dolara yakını kamunun, Merkez Bankası'nda bulunması gereken rezervlerin önemli bir bölümü suyunu çekmiş. Altına devrettik diyorlar ama öyle bir şey de yok. Zaten çelişkili bakanların çelişkili açıklamaları da ülkenin ekonomisinin tam takır kuru bakır olduğunu gösteriyor. Turizmi iflas etmiş, aşılaması iflas etmiş, aş üretemeyen, gerçekten Türkiye'de bugün mutfakta yiyecek gıda bulma noktasında sıkıntı çeken 10 milyonlarca aile var ve iş üretemeyen, istihdam üretemeyen, gençleri iş bulursam yurt dışına gideceğim, çalışacağım diyen bir ekonomi var. Bakın bu karanlık tablonun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu rant rejimi, zümre rejimi, çetelerle birlikte ülkenin ekonomisini ölüşme rejimi. Bu politika notlarında rakamlar var. Rakamlara baktım, çok enteresan. İntiharlar artıyor diyor. %2 yılda %31 intiharlar artmış. Gençler yuva kuramıyor demişsiniz. 5 yılda evlilik oranı %21 azalmış. Tabii. Boşanma sayısı 7 yılda %27 artmış. Yani bunlar büyük rakamlar. Bir sosyal problem de görünüyor yani bu baktığınız zaman. Yine şurada bir rakam daha vardı, onu da sorayım ben size. Mesela bankalara borçlu olan 34,5 milyon vatandaş var diyor. Tabii. Ya bizim çalışan aktif nüfus kaç kişi ki 34,5 milyonu bankalara borçlu olsun? Bu nasıl bir rakam? Emeklilerin de kredi kartları var. Yani onu diyorum. Diyelim ki 80 neredeyse milyon... tüm yurttaşların, evet, onu, 18 yaşın üstündeki tüm yurttaşların aktif borcu çalışan var. Ya da el ekmek tutan herkesin bankaya borcu var. Bankaya borcu var. Bakın orada yer almayan bir şey var. Üniversite öğrencisi mesela KYK borcu var. KYK borcu devlete, bankaya değil. O orada yok. Yüz binlerce üniversite öğrencisi KYK borçlusu. Devlete borçlu. Vergi borçlusu. Devlete borçlu. Bankaya borçlu. Dolayısıyla yürütülemeyen, yönetilemeyen bir borç stoku var. Ve hükümetin açıkladığı, destek diye açıkladığı şeylerin çoğu bir önceki dönemden daha yüksek koşulda, daha yüksek faizle, daha kötü koşulda borçlandırma. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi aileyi koruyacağız diyor. Aile kutsalımız diyor. Aile bu toplumun hakikaten en önemli kurumlarından bir tanesi. Esnafımız da çok önemli. Esnaf mahalleyi tutar. Aile de toplumun dokusudur. Yurttaş da, birey de en az aile kadar, esnaf kadar önemlidir. Fakat bu çalışmamızda, bu raporumuzda şunu ortaya serdik. Aileyi korumakla, aileyi güçlendirmekle, kadını, evin erkeğini ekonomik olarak dışarıya muhtaç etmemekle yükümlü olan saray rejimi, ailenin çöküşünden bizatihi sorumlu. Aile dişinden tırnağından arttırıyor, gençleri okula gönderiyor, borçla, harçla. Çocuk geliyor, Kredi Yurtlar Kurumu borcu arkasından geliyor. 10 sene işsiz, aile devletin bakmadığı çocuğa bakıyor. Ailenin ücretsiz ve nitelikli eğitim vermediği, meslek vermediği genci üstleniyor. Bütün bu tablo bize neyi gösteriyor? İstanbul Sözleşmesi değil Fatih Bey, aileyi çökerten. İstanbul Sözleşmesi değil, aileyi çökerten sarayın bozuk düzeni, sarayın rant düzeni, işsizlik, borç ve yoksulluk düzeni. İntiharlar bundan artıyor, işsizlik bundan artıyor, bunalım bundan artıyor. Dolayısıyla kadını güçlendirmeyen, gençleri istihdama sokmayan, ailenin bütçesini, aile destekleri sigortasıyla yoksulu desteklemeyen bir rejimde ailenin çökmesi kaçınılmaz. Aile dediğimiz kutsal kurumu
Adalet ve Kalkınma Partisi bizatihi kendi çökertiyor. AKP'nin bozuk düzeni aileyi yerle yeksan ediyor. Peki Sayın Açıkal, çok teşekkür ederim geldiniz ve katıldığınız için. Profesör Doktor Fethi Açıkal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı geldi, konuştu, doğrular anlattı. Bugün Sedat Peker'le başladık, önemliydi dış politika ve biraz da halkın sorunları dedik. Yarın yine aynı saatte buluşacağız, aynı konular, benzer konuları konuşacağız, Türkiye'nin sorunlarını, doğruları konuşacağız, gerçekleri konuşacağız. Birazdan İrfan Dilmenci'yle ana haber var, onu da kaçırmayın. İyi akşamlar, hoşça kalın.